Değerli fotoğraf dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere çekim noktasının yatayda ya da dikeyde değiştirilmesiyle fotoğrafınızın atmosferini nasıl değişebileceğini, perspektif etkilerinin nasıl farklılaşacağını ve doğal olarak sonuçta bu değişimlerin fotoğrafınıza ne katkılar sağlayacağını aktarmaya çalışacağım. Çekimlerde çoğunlukla görüyorum. Bulunduğunuz noktadan o çekimi yapmaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki bir manzara da olsa, bir portre de olsa, bir makro da olsa aynı şeyi yapıyorsun. Halbuki görüntünün karşısına gelip biraz analiz yaptığınızda bu görüntüye bulunduğunuz noktanın sol tarafından, sağ tarafından, biraz altından ya da biraz üzerinden baktığınızda her şeyin tamamıyla değiştiğini göreceksiniz. Hatta bunu objektif odak uzaklıklarını değiştirerek de yaptığınızda her şeyin bambaşka olduğuna şahit olacaksınız. O zaman nasıl hareket etmeliyiz? Ne yapmalıyız? Bir kere klasik olarak aktüel bir objektif kullanmalıyız. Burada aktüel objektif olarak kastettiğim objektif grubu 17-12'den başlayan ve 100 mm civarlarında biten zoom objektiflerdir. Bu objektifler her zaman için sizin fotoğraf makinenizin önünde olması gereken objektiflerdir. Öncelikle çekim yerine geldiğinizde objenize ya da manzaranıza bu objektif grubuyla bakmanızı tavsiye ederim. Tabii ki daha sonrasında da farklı odak uzaklıklarıyla demin de belirttiğim üzere manzaranın sağından, solundan, biraz altından, biraz üstünden bakarak onu nasıl değiştirebileceğinizi araştırmanız gerekir. Çekimlerde her zaman için ben bu araştırmayı yaparım. Herkesin gittiği noktadan bir kez bakarım. Ve orada o görüntü hoşuma gitmediğinde eğer mümkünse sağ ve sol taraflara doğru hareketler yapmaya başlarım. Tabii ki burada bu sağ ve sol tarafa doğru hareketlerin kaç metre olacağı söz konusu olabilir. Şöyle örnek verebilirim. Diyelim ki çok uzakta bir mimariyi çekiyorum. Bu bir cami olsun. Ve ben de farklı bir perspektif elde etmek istiyorum. Öncelikle benim sağa ve sola kaç metre hareket edeceğim burada önemlidir. Eğer bu mimari yapı benden kuş uçuşu 3-4 kilometre ötedeyse benim buradaki perspektifi değiştirebilmem için bulunduğum noktadan 100 metre, 150 metre sağa ya da sola gitmem gerekir. Ama karşımdaki bir portre ise ve bu da benden 10 metre uzaklıktaysa o takdirde çekim noktası araştırmalarını 1-1,5 metre sağa, 1-1,5 metre sola kadar yapabilirim. Yani orada mesafe kısalır. Sizin objeniz sizden ne kadar uzaksa çekim noktası için o kadar daha fazla sağa ve sola gitmeniz gerekir. Ama tam tersi olarak sizin objeniz size çok yakınsa o zaman sizin de çok kısa mesafelerle sağ sol ya da yukarı aşağı inmeniz yeterlidir. Bu araştırmalarınızı yaparken yani bu çekim noktası araştırmalarınızı yaparken aynı zamanda da objektif odak uzaklıklarınızı değiştirerek farklı bakışlar yaparsanız fotoğrafınıza çok daha büyük katkılar sağlayacağınızı muhakkak göreceksiniz. Her zaman söylüyorum. Fotoğraf bir araştırmadır. Siz ne kadar çok çaba sarf ederseniz, ne kadar çok emek verirseniz, o da o kadar size güçlü bir fotoğraf verir. Sakın unutmayın, sizin aklınıza gelen çekim noktası, herkesin aklına gelen ilk çekim noktasıdır. Önemli olan burada o fotoğrafa farklı bir bakış açısı getirebilmektir. Bu da sizin bulacağınız ikinci, üçüncü, hatta dördüncü farklı çekim noktasıyla gerçekleşir. Bu da zaten fotoğrafın en güzel tarafıdır. Çünkü bu bir keşiftir ve bu keşifler sizi doğru fotoğrafa yönlendirecektir. Doğru fotoğraflar çekmenizi sağlayacaktır. Lütfen çekim noktanızı iyi belirleyin ve bunu yaparken objeni sağından, solundan, altından ve üstünden bakmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.